Her yıl 100.000'den fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz. Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı ilk yardım programı Doktor Sense'ne hoş geldiniz. İlk yardım yapmayı öneriyoruz ve bize göre her insan ilk yardım öğrenerek hayat kurtarabilir. Ancak tanımadığımız birine sokakta acil tıbbi durumda ilk yardım uygulamanın da yasal sorumlulukları var. Onun için stüdyo konuğumuz İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Nevzat Alkan. Yine ATT DER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Kılıçlı sizlerle birlikte olacak. Sahada ne gibi adli durumlarla karşılaşıyor? Fidan yine bizlerle birlikte. 5. bölümde bir sokak röportajı yaptık. İnsanlara sorduk. Yaşam kurtarma zincirine göre işte 112'yi aradıktan sonra temel yaşam desteği, özellikle kalp masajı uygulamayı biliyor musunuz diye. O öde nedir diye. O ödeyi hiç bilen olmadı. Kalp masajını ise uygulama yerini bilenler oldu ama ne kadar basit uygulayacağını, dakikada kaç kere yapacağını tam manasıyla hiç bilen olmadı maalesef. Ancak kitlesel ilk yardım eğitimlerinin olacağını görüyoruz. Gerek bu programda, gerek Hayatta Kal Derneği'nin sokakta yapmış olduğu kalp projesi çerçevesinde çalışmalar sonuç vermeye başladı. Başka sivil toplum kuruluşları da bu alanda çalışmalar yapacak. Şimdi biz Fidan'dan, kendisi ilk yardım eğitmeni, aynı zamanda iş güvenliği uzmanı, burada maketimize, Ali Bey'e bir kalp masajı yapmasını istiyoruz ki seyircilerimiz tekrar kalp masajını nasıl yapacaklar, dakikada kaç kere yapacaklar, ne kadar bası uygulayacaklar. Fidan, söz sende. İki adımda hayat kurtarma stratejimize göre nasıl yaklaşımda bulunacağız? Geçen bölümde de söylemiştik zaten. Yere yığılan birini görür görmez bilinç kontrolü yapar yapmaz 112 arıyoruz. 112 arandıktan sonra kalp masajına başlıyoruz. Bunlar hazır. Yardımcı evet. Olacak olan var mı ben? Evet. Bana söyleyebilirsin. Tamam. Ali Bey az önce sağlıklıydı. Bizimle konuşuyordu. Yere yığıldı. Aniden olduğu yere yığıldı. Hemen bilincini kaybetti. Ama emin olmak istiyoruz bilincini kaybetmiş mi? İyi misin, iyi misin diye sesleniyoruz. Çevremizde birileri var. Hemen 112 arar mısınız diyoruz bize tepki vermediği için. 112 arar mısınız mavi gömlekli bey? Bana geri dönüş yapın diyoruz. Neden mavi gömlekli diyor? Birden fazla kişi 112 arayıp meşgul etmesin diye. Çünkü 112 hatları biliyorsunuz oldukça bir de meşgul. Bir kişi üstüne alınmıyor. O arar, o arar diye bekliyor. Evet. Arada da kimse aramıyor tabii. Tek kişiye yönlendiriyoruz. Yönlendirdikten sonra hemen hastanın solunumu kontrol ettikten sonra, solunumda yoksa kalp masajına başlıyoruz. Kalp masajını nasıl yapıyoruz dedik. Hastanın göğüs kemiği, yani imam tahtası veya sternum dediğimiz kemiğin bir baş ucunu, bir de şu iki ucunu başta tutuyoruz. Tuttuktan sonra burayı ikiye bölüyoruz. İkiye böldükten sonra alt kısmına, alt kalan kısmına elimizi şu şekilde koyuyoruz. Kenetliyoruz. Bu bizim zaten şeyimiz, evet. İşaretimiz, kalp masajı işaretimiz. Yabancılar el topu yani el topu diyorlar ama bizde topuk, el için topuk geçmiyor. Evet. Yani şu kısma tek bir basılan. Altta kalan kısmımıza elimizi koyuyoruz, ellerimizi kenetliyoruz. Parmaklarımız kaburgalara değmeyecek çünkü kaburgaları kırabiliriz. Aynı sabit yere, hastaya yakın bizi
tarafta, bacaklar dik, kollar dik, hiç bükülmeden dakikada 100 olacak şekilde kalp masajı yapıyoruz. Kaç santim çökecek? Bunu yan tarafta baktığımızda hastanın 3'te 1'i, yani 3'te 1'i veya 5 santim cüssesine diyorlar. Göre, ama cüssesine göre değiştiği için göğsün 3'te 1'i çökecek şekilde kalp masajı yapacağız. Bunu 112 ekibi gelinceye kadar, biz tükeninceye kadar veya hasta kendine gelinceye kadar devam edeceğiz. Yaşam sağlıklı devam edeceğiz. Ne kadar bir insan ne kadar dayanabilir sence? Ne? 2 dakika ortalama. Ortalama bir insanın etkin olarak yapabilmesi. Evet, belki ben 5 dakikaya kadar yaparım ama ne kadar sen etkin yaparım? Sen de 112'de çalışıyorsun ama Temel Bey'e soralım. 112 kaç dakikada geliyor Temel Bey? Şimdi 112'nin şehir içerisinde vakaya ulaşma süresi, Türkiye istatistiğini sizlere söyleyeyim, 8 dakika 23 saniye olarak biliniyor. 8 dakika diyebiliriz ama bu periferde, yani kırsal kesimde, köylerde ise vakaya ulaşma süremiz yarım saat ve 40 dakika, yarım saatin üstünde oluyor. Şimdi kalp durmalarında kardiyak arrest gelişmişse solunum arresti de gelişecektir ve beyin ölümü başlayacaktır. İlk iki dakikada bizim istediğimiz ilk iki dakikada kardiyopulmoner resüsitasyona, yani kalp akciğer canlandırılmasına başlanmasıdır ki beyinde kalıcı hasarlar daha fazla oluşmasın. 2 ile 5 dakika bizim altın dakikalar olarak nitelendirdiğimiz dakikalardır. Yaşam kurtarma zinciri var burada. 4 halka. Bir önceki bölümde şurada ortada bir halka daha var demiştik OE'de ama halkımız henüz bilmiyor. Ben az önce Fidan bana dedi, 112'yi arar mısın? Ben aradım. Fidan kalp masajı yaptı. Ambulans yolda geliyor, uzunca bir yolda. Gelme süresi dedik. Burada dakikalar var. Kişi yere yığıldıktan sonra 3 dakika hiçbir şey olmuyor hücrelerine. Ama 3 ile 6 dakika içerisinde hafif beyin hasarı oluyor, müdahale edilmezse. 6 dakikadan 10 dakikaya kadar ağır beyin hasarı oluyor. 12 dakika sonra ise ölmüş oluyor. Artık müdahale etmeyin diyorlar. Eğer bu süre geçmişse müdahale etmeyin. Ambulansın 8 dakikada şehir içerisinde söylüyorsunuz, evet. Şehir içerisinde ama ortalaması bu. Yani 8'i de geçebilir. O nedenle toplum tabanlı ilk yardıma şiddetle ihtiyaç var. Bizim gerçek bir olayda bir ani kalp durmasında hayatta kalma oranı %1 ülkemizde. Bazı ülkelerde bu yaşam kurtarma zincirini güçlendirdiği için, hatta bu 4 halkayı 5 halkaya çıkardığı için %10-15 hayatta kalma oranları var. Biz daha önce de söyledik, bunu yapmadığımız için her yıl kurtarılabilecek 10 bin insanımızı kaybediyoruz. Bunlar da yetkililer tarafından da dikkate alındı. Kitlesel eğitimlere geçirme aşamasına geldi. Peki Fidan Hanım müdahale etti, ilk yardımcı. Nevzat Hocam, Fidan Hanım müdahale etti, hastayı kurtaramadı. En iyi ülkelerde bile %90 ölüyor hastane dışında gelişen ani kalp durması. O zaman yani Fidan Hanım yakınları hasta tanımadığı bir insana yardım etmeye çalıştı iyi niyetle. Müdahale etti, her şeyi doğru yaptı ama hasta kurtarılamadı. O zaman Fidan Hanım başına neler gelebilir? Ülkemizdeki genel mevzuat... Şöyle olabilir, evet. Şimdi müdahale etti ve sertifikası da var, yetkisi de var. Evet. Ve kurtaramadı, bir problem olmaz. Ama sonrasında kişiye otopsi yapılır da ve otopsi esnasında bazı belirtiler görülürse, mesela dakikada 100 kere basacağız dedi ve 3'te 1'ini bastıracağız dedi, o zaman bazı kaburgalar kırılacak. Evet. O zaman şu soru ortaya çıkacak. Acaba bu kaburga kırılması mı ölüme sebebiyet verdi, yoksa zaten işlem yaparken kişi hayatta ama değil miydi? Ama doğru bir uygulamada kaburga kırığı dediğimiz şey sadece yerden kopması olduğu için o kalbe zarar vermiyor. Eğer yanlış yere masaj yaparsak kaburga ikiye ayrılıp o zaman zarar veriyor. Orada da aslında ilk yardımcının işini yapması önemli. Doğru yeri yapması önemli. Bizim Erzincan'da bir vaka oldu. Üzümlü ilçesinde. Hastaneye 1700 metre uzaklıkta, ben ölçtüm özellikle. Kahvanede olduğu yere yığılıyor. Hiç kimse ilk yardım bilmiyor ama acil bir durum olduğunu fark ediyorlar. Karga tulum batıyorlar arabaya, hastaneye yetiştiriyorlar. Sert bir yeniden canlandırma. Kaburga kemikleri kırıldı ama hasta da çok hafif bir beyin hasarı olarak yaşadı. Kaburga kemikleri iyileşebildi. Yani biz müdahaleyi teşvik ediyoruz. Kaburga normal şartlarda da her şey normalken de kırılabilir.
Ama diyorsunuz siz... Şu açıdan önemli. Evet. Şimdi otopsi raporunu sonuçta eğer adli bir nitelik taşıyorsa o ölüm, evet, savcılar gidince aileler görüyor, bir bakıyor kaburgası kırılmış. Evet. Acaba neden kırıldı? Canlandırma esnasında kırıldı intibanı alırsa bir problem yok. Hı-hı. Ama o intiba almazsa ya da savcı bunun kaburgası niye kırıldı derse, o zaman acaba yanlış müdahale yanlış edildi mi? Ondan mı oldu denip diye... O zaman dosyalar bize geliyor zaten. Hocam bu, burada araya girerek bir soru yönetmek istiyorum size. Şimdi hayatın içerisinde sahada gördüğümüz bir vakayı size soracağım. Kişi geçici olarak bilincini kaybediyor, bayılıyor. Senkop hikayesi var. Tabii ilk yardım sertifikası olan halktan bir tanesi de kalbi durmuştur diye bilinç kontrolünü yapıyor mu, yapıyor, yapmıyor mu o konudan tabii ki emin değiliz. Kalbi durmuştur diye kalp masajına başlıyor. Yalnız kalp mesajına Fidan Hanım'ın gösterdiği bölgeden değil de sağ taraftan, sağ kaburga üzerinden kalp mesajını yapıyor. Biraz sonra ağrılı uyaran verildiği için, kaburgalara ciddi şekilde bası yapıldığı için hasta ağrıyla birlikte uyanıyor. Ama ilk yardımcı şunu zannediyor. bayılmadan erken ayıldı. İlk yardımcı şunu zannediyor. Ben kalp mesajı yaparak hayata döndürdüm. Ama o kalp durmamıştı aslında. Burada kaburgaların kırıklığında kişinin şikayetçi olması durumunda yasal... O zaten kesin şikayetçi olabilir ve olursa da hakikaten sıkıntı çıkar ama zaten sonuca ulaşılmış. Hiç ölmesin istiyorduk, ölmedi. Kaburgaları kırık. Ya kalbi durmuş olsaydı şimdi bir de amaç var. Amaç önemli. Yani şimdi kalbi durdu, bu sefer de bayıldı mı bayılmadı mı diye müdahale etmezse beyin ölümü oluyor 3 dakika sonra. Evet. Onun için yani biz özellikle Amerikan Kalp Derneği filmlerinden bakıyoruz. Yere yığılan diyor, collapse kelimesini kullanıyor. Yere yığılana diyor. 911 ara diyor onlarda. Bizde de 911 arayınca 112 çıkıyor. Evet. 911 ara ve kalp masajına başla diyor. Aralıksız kalp masajı yaparsa onu önermiyor. Evet. Onlarda biraz daha böyle kalp masajını ön plana çıkarıyorlar. Çünkü en kötüyü düşünüyorlar. Yani birinin kalbi durdu, müdahale edilmesi ölecek. Ama öbür türlü bayılan birine müdahale ettiğinizde birazcık daha erken ayılmasına neden oluyorsunuz. Evet. Yani orada bir şey var. Yani biraz zarar verme var ama iyi niyet çerçevesinde. Ama tabii bu önemli olan hani niyet amaçtan ziyade altta yatan kişinin de niyeti. Yani yatan kişi de hakikaten kötü bir insansa bana neden böyle yaptınız diye şikayetçi de olabilir. Çünkü biz şöyle örnekler görüyoruz. Kişi intihar ediyor. Yani intihar girişiminde bulunuyor ama ölmüyor. Sonra hastaneye getiriliyor. Sağlık çalışanlarına şikayetçi olabiliyor mesela. Zaten hani ölmek istiyordun. Sağlıkçılar hizmet veriyor. Nasıl şikayetçi oluyorsun? Geçiyorum. Bir de bazen ölüyor, ailesi şikayetçi olabiliyor. İlgiler yeterince, müdahale etmiyor. Yani bu sağlık çalışanı ne zaman ne şekilde bir bela gelecek belli olmuyor. Ben şeyi hemen araya girerek anlatayım. Bayılmayla ani kalp durmasını nasıl ayırt edebiliriz? Bir kalp uzmanı kimliğinde. Ani kalp durmasında sağlıklı gözüken bir kişi bilincini kaybetti, olduğu yere yığıldı. İç çeker gibi nefes aldı. Bakınız iç çeker gibi nefes almada bile kalp masajını öneriyorlar. Ne kadar erken başlarsa o kadar. Ya da nefesi kesildi. Nabızla bakmayı artık topluma önermiyorlar. Buna ani kalp durması diyoruz. Bayılmada aynı şeyler oluyor ama nefes kesilme durumu 10 saniye kadar oluyor en fazla. Gerçekten nefes almama durumu olabiliyor ama. Solunum var, diğerinde yok. Bayıldıktan sonra yani bu genelde beyine az kan gittiği için bayılıyor kişi, bilincini kaybediyor. Yatay pozisyona geldiğinde, yere yığıldığında bir süre sonra beyine kan geliyor. Nefes almaya başlıyor önce, hayati bulguları başlıyor. Daha sonra bilinç açılıyor. 2 dakika içerisinde de genelde bilinç yerine gelmiş oluyor. Zaten ilk yardımcıdan asıl bizim beklediğimiz şu ki, bilinç kontrolünün yanı sıra göğüs kafesini kontrol etmesi. Nefes alıyor mu, almıyor mu? Evet. Yani açık bariz bir şekilde göğüs kafesi kalkıp iniyordur. Mesela yere yığılmış, bilincini kaybetmiştir ama kişi mesela felç geçirmiş olabilir. Evet. Nefes alıyordur ya da şekeri düşmüştür, yine nefes alıyordur. O tür şeyler olabilir. Nefes alma zaten ani kalp durmasının tanısı iç çeker gibi yani can çekişi gibi nefes alma ya da nefesin kesilmesi. Yani yere yığılma, bilincini kaybetme ve nefes olayı. Nabız bakmayı önermiyorlar çünkü kişi kendi nabzına bakıp yanlışlıkla yaşıyor diye. Olayın panik haliyle kendi nabzını da alabiliyorlar. Evet, çünkü nabız kalktı o yüzden. Nefes otomatikman kesiliyor zaten. Bilinç kontrolü, solun kontrolü. Solun yoksa kalp masajına başla diyorlar hemen. Evet, kalp durduğunda bilinçli kalma durumumuz 10 saniye. Evet. Yani fişimiz çekilmiş gibi kuvvetli bir şekilde yere düşüyoruz. Nefes kesilmesi ondan biraz daha sonra, bir 10 saniye sonra da çeker gibi nefes alıyor yerde, daha sonra nefesi kesilmiş oluyor. Aynen.
Peki hocam, bu ilk yardım konusunda şimdi ben hastanede soruyorum. Yani hastanede birinin kalbi dursa %80 yaşıyor. Ambulansta kalbi dursa %80 yaşıyor. Ama hastane dışında durduğu zaman işte bu süreden dolayı, beyin ölümünün erken başlamasından dolayı ve ambulansın yetişme sürelerinden dolayı %1'in altında hayatta kalma oranları. Toplumumuzda da yetersiz ilk yardım olduğu için. Bu yaşam kurtarma zincirini güçlendiren ülkeler, ilk yardımcı sayısının fazla olduğu ülkelerde bu oran daha yüksek. Ama ben hastanede soruyorum. Sonuçta hastanede şeyi biliyor, müdahaleyi biliyor, tıbbi müdahaleyi. Dışarıda bir sokakta birine kalbi durdu. Müdahale eder misiniz onu hayata döndürmek için? En az yarısı ben müdahale etmem diyor. Çünkü açılacak davalardan korkuyor. Bununla ilgili yani ülkemizde olmadığını biliyoruz ama teşvik edici yasalar var mıdır? Hangi ülkelerde devrededir? Bildiğiniz örnekler var mı? Şöyle değerlendirelim. Şimdi evet. Batı ülkelerine bakınca özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde davalar çok. Neden? Çünkü orada sağlık çalışanlarının sigortalı ve bir zarar verirlerse hastaya ya da tarafa bunu alabilme imkanı var şikayetçinin ve bu evet. dava açılmasını teşvik ediyor. Şimdi Türkiye'de de bu başladığı için hekimler için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ve sigorta firmalarında bir para toplandığı için bu Türkiye için de bir teşvik edici unsur olabilir. Çünkü insanların ekonomik durumu kötü. Bari bir durum oluştuysa bundan bir kar da çıkabilir miyim diye bakmaya başlayanlar olmaya başladı. Eskisi gibi değil yani. Eskiden insanlar daha kadir sinastı ve daha iyi niyetliydi. Şimdi biraz daha kötü niyetli hareketlere maruz kalıyor. Şimdi bu batıda gördüğümüz bir şeydir. Ben Florida'da kalbi durmuş hastayı gördüğümde başımı döner giderim, görmemezlikten gelirim, beni tanıyan yoksa diyen hekimler biliyorum. Evet. Çünkü bir müdahale edip de riske gireceğine hiç ellemeyip göze batmamak, onun için dava konusu olmamak olduğu için böyle yaklaşabiliyorlar. Bu henüz Türkiye'de değil ama Türkiye'de şu da bitti. Hani eskiden herkes can siperhane saldırıp yardım etmeye çalışıyordu. Evet. O bilinç anladığım kadarıyla artık gelişti. Bir evet. de çok da hızlı gelince 112 servisleri evet. ve etkili de müdahale edince gayet acil hizmetler toparlandı gibi gözüküyor evet. ülkemizde. Şimdi bizim avantajımız şu oldu. Bu ilk yardım, 16 saatlik ilk yardım zorunlu tutulmaya başlandı iş yerlerinde. Avrupa evet. Birliği uyum yasaları çerçevesinde doğal olarak iş yerleri çalışanlarına %5'i daha 20 oranında risk durumuna göre galiba. Daha iyi biliyorsun. 31 sayılı iş kanunu evet. gereği her 10 çalışandan bir tanesinin ilk yardım alma zorunluluğu getirildi. Onun üzerine zaten ilk yardımlar arttı. Da onlar bu, da tabii kendi yaşam alanlarında mutlaka vakalarla tabii karşılaşıyorlar. Tabii sadece iş yeri için değil, kendi yaşam evet. alanları, çevresi için, yolda karşı bu sayede bilinç için. Arttı. Ancak şeyde 2010 yılında Clinton KES diye bir yasa imzalamış. Yani bakmışlar ki onlar da ilk yardımcı sayısını artırıyorlar. Yaşam kurtarma zincirine göre her yere otomatik kaç çok cihazları koyuyorlar ama bu gerektiği kadar kullanılmıyor. Biz bunu teşvik edelim. İlk yardımcıları bu acil tıbbi durumlarda müdahale ettiklerinde gerekli sertifikaları varsa onlara dokunulmaz sayalım diye bir yasa 2000 yılında imzalanıyor. Bill Clinton dönemin Amerikan Başkanı tarafından ve hayatta kalma oranları %5 artıyor. Hastane dışında gelişen ani kalp durmalarında. O yasa imzalandıktan sonra. Bu da 300 bin ani kalp durması oluyor. 15 bin hayat kurtarıyor bir yasa. Siz hocam böyle bir yasa, biz bunun taslak çalışmasını yaptık, yetkililere verdik. Hem o aile bulundurma zorunluluğu hem de ilk yardımcının korunması yasasıyla ilgili. Ne düşünürsünüz yani böyle bir yasa ülkemiz için gerekli mi? Şöyle söyleyeyim. Şimdi evet. Türkiye'deki hukuk sistemi batıyla farklı. Şimdi burada hukukçular gelen şikayetleri kabul etmekle yükümlü ve buna göre bir süreç başlıyor. Evet. Sonrasında konuyla ilgili teknik bilgileri olmadığı için, çünkü konu sağlık konusu. Yani hukukçu dediğimiz karar veren hakim, bir suç olduğunu düşünen ve iddiada bulunan savcı, bir de savunmada bulunan avukat. O kişiler eğer kendileri çözemeyecekse ki bu konuyu mümkün değil çözemeyecekler, bilirkişiye soruyorlar. Bilirkişi kim? Biziz, adli tıpçılar. Evet. Şimdi öyle olunca böyle bir girişim başladığında yapılanlar iyi niyetli ama kurtarılamadı. Bunda bir problem yok. Kurtarıldı ama sakat kaldı. Sakat kalır da kişi şikayetçi olursa o zaman yapılan işlemde bir hata var mı yok mu ona bakılacak. Yani Türkiye için şimdi bu cihazlar anladığım kadarıyla Türkiye'de yaygın değil. Değil. Ama olduğunda kişileri cesaretlendirmek gerekir mi? Bu herhalde ikinci teşvik aşama. Etmek, evet. Şu aşama değil sanki bir sonraki aşama. Yani 2014 yılının sonunda
epey açıklamalar arttı son dönemde. Sanki OED kullanımının ilk yardımcılara verileceği artık ve ilk yardım yönetmeninin yakın bir tarihte değişeceğine dönük açıklamalar arttı. Sağlık Bakanlığı'nın da artık Sağlık bir projesi var. Şimdi. İlk yardımla ilgili Hayatta Kal Derneği'ne ortak bir şey, kalp projesiyle ortak bir proje gibi geldi bana. Şimdi yalnız ben şöyle bir şey ekleyeyim, pardon. Evet. Şimdi Türkiye'deki tıbbın gelişimiyle hukuk sisteminin gelişimi paralel seyretmiyor. Çünkü Hukuk sistemi bize Kara Avrupa'sından intibak etmiş vaziyette. İngiliz-Amerikan sistemi biraz daha farklı. Tıbbı hemen alabiliyoruz. Çünkü teknoloji gelişiyor, insanlar gidiyor ve aktarılabiliyor. Ama kanun sonuçta meclisten çıkartılırsa gündeme geldiği için o nedenle Türkiye'de bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Hatta kötü atasözleri var. Paran çoksa kefil ol, vaktin çoksa tanık ol gibi. İnsan hukuk sistemine girince hakikaten bu sistem insanı yordu. Lanet olsaydı da ellemeseydim bile dedirtebilir. Ama herhalde şu olacak. Cihazları yaygınlaştıracaklar. İlk yardımcı sayısı artacak. Bakacaklar hayatta kalma oranları hala artmıyor. Neden diyecekler? Teşvik etmek gerekeceği ortaya çıkacak. Bence arkasından böyle bir yasa hocam, gelecek diye düşünüyorum. Ülkemizde sağlık hukuku çok yeni bir alan. Sağlık hukuku üzerine yazılı çok bir kaynak da bulamıyoruz. Yani tıbbi müdahale, tıbbi uygulama hatalarından doğabilecek komplikasyonların neticesinde karşılaşabilecek müeyyideler hakkında tam net açıkçası bir kaynaklar oluşmamış. Ve yeni yeni gelişiyor ve ilerleyen dönemlerde ise Türkiye'de malpraktisler ödüyoruz tıbbi uygulama müdahale hatalarından dolayı davalar kişilere karşı, hekimlere karşı olsun, sağlık personellerine karşı artmaya başladı şu son günlerde ve artacağı da söyleniyor. Yeni bir alan, hukukçular için de avukatlar için de yeni bir alan. Malpraktis bayağı da kötüye kullanma. Kötüye, yanlışlıkla hastayı kurtaracakken zarar verme. İstemeden, taksirle zarar verme. Burada hukuk ile tıpın ilişkisinin, o iki terazinin iki kefesinin iyi oturtulması lazım ve bunun da halka iyi kavratılması lazım. Sağlık personellerine de iyi kavratılması lazım ki anlık gelişen bir tablo karşısında tıbbi müdahale yaparken acaba hukuki müeyyideyle nasıl bir müeyyideye karşılaşırım korkusuyla yaşamasın ve o korkuyla da hastaya müdahale etmesin. Tabii. Şöyle söyleyeyim, şimdi herhalde yapılması gereken yetkin kişi sayısını arttırmak. Yani kitlesel eğitimlerle ilk yardım uygulamasını doğru ve gerekli pozisyonda yapan kişi sayısını arttırmak. Ondan sonra ortaya çıkacak sıkıntıyı zaten bilirkişiye yansıtacağı için hukuk. Hukukta da biz bilirkişilik yapacağımız için tıp alanıyla ilgili ve biz de yetkinleşmiş bir kişinin kötü niyetli bir girişim yapmadığını öngörebileceğimiz için çoğu durumda bir sıkıntı çıkmayacak gibi gözüküyor. Evet. Ama bunu gündeme getirebilmek için önce bir kitlesel eğitimi de halletmek gerekiyor sanki. Evet. Yani eğitim ilk yardımcı sayısını artırmadan zaten bunu göremeyiz. Toplum için. Ben şahsen sokakta birinin kalbi dursa müdahale ederim. Daha önce de ettim. Yani çünkü orada yerde yatan ve 3 dakika sonra beyni ölecek olan bir insan var. Davayı göze alır, müdahale ederim. Benim görüşüm ama öyle. Şey, ama önce ama koruyucu yasaların çıkması gerekir. Her insan benim gibi düşünmeyebilir. Ona da saygı duyarım. Yani, bir de şeyi söyleyeceğim. Bu bayılmalarda kalp masajı yapmakla ilgili, yani yurt dışında yapın diyor. Çünkü en kötü senaryoyu düşünüyorlar. Hastaya işte yanlışlıkla bayılana kalp masajı yaparım. Öyle bir korku var. Yani kalbini durdurursun, zarar verirsin, kaburgalarını kırarsın filan. Bu Hollanda'da ötenazi hastalarına denenmiş. Ötenazi yapmadan önce atan kalbe kalp masajı yaptığınız zaman çok da ciddi bir sonucu olmuyor. Etkisi olmuyor. Hele bayılan bir kişi tansiyonu düşük. O esnada kısa sürede bir kalp masajı yapmanın. Ama şunu çok görüyoruz. Ya kalp masajı yaptım, hastayı kurtardım, canlandı hasta. O pek mümkün değil. Yani kalp masajı hastayı yaşatıyor, beyin hücrelerini yaşatıyor, hayati organlarını yaşatıyor. Ama elektroşok kalbi dirintiyor. 4 aşamalı yaşam kurtarma zincirinde elektroşok ambulansın içinde var. Ama eğer OED dediğimiz halk tipi kalp şok cihazları yaygınlaşırsa elektroşok yapma yetkisi halkta da olacak, ilk yardımcıda da olacak. Sanki bir şey söyleyecek gibi. Az önceki konumuzdu hocam. Müdahale
vakayı görüp de, hastayı görüp de ilk yardıma ihtiyacı olan, acil tıbbi girişime ihtiyacı olan hastayı görüp de sokaktayken, toplum içerisinde bir sağlık personeli olarak müdahale etmememiz de suç. Türk Ceza Kanunu bu konuda da bir hükme yer veriyor. Hocamız da daha iyi bilirler. Hani o zaman da suç. Sizin orada olduğunuz tespit edildiği takdirde bu kez yine dava açılır. Kesinlikle. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen yani bebek. Sağlık çalışanı için zaten o yükümlülük söz konusu. Yani mesela tıp fakültesini bitirmiş bir kişi, kuyumcu bile olsa böyle bir durumda müdahale edecek. Evet. Ya da diğer sağlık çalışanları yetkilendikten sonra rahatlıkla müdahale etme hakkına da ve zorunluluğuna ve etkisine de sahip. Evet, şimdi bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra bu ilginç konuda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, 3 yıldan beridir ben köy köy gezerek şahsen kalp projesi çerçevesinde öncelikle Erzincan'dan insanlara kalp masajını anlattım. Ani kalp durması durumunda özellikle işte aralıksız kalp masajı yapın, sadece kalp masajı. O dönemlerde ciddi bir endişe vardı ve birçok beni seven kişiler uyarıyordu. Ya sizin anlattığınız kişilerden biri birine kalp masajı yapar, işte hayata döndüremez, işte sizi dava ederler diye. Ama ben bunu yılmadan sürdürdüm. Hayatta Kal Derneği kuruldu ardından. İstanbul'da çalışmalarımızı devam ettik. Bu program başladı. Türkiye'nin ilk uygulamalı ilk yardım programıdır. Ardından çok sevindik. Bizim bakanlığımız, ben de bir sağlık bakanlığı çalışanıyım, Hayata El Ver diye bir proje başlattı. 28 ilde kitlesel kalp masajı eğitimleri yapacak. Biz de sivil toplum örgütü olarak bunu İstanbul'da erişkinlerde yaşam kurtarma zinciri etkinlikleri diye yapıyoruz. Hayatta Kal diye özel bir şarkı besledik, dakikada 100 ritminde. Şarkının ritmiyle birlikte kalp masajı yaptık sokakta. Şimdi bunu kış mevsiminde AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok şükür hiç kimse bizi dava etmedi ve bu toplum tabanlı ilk yardımı geliştirme süreci birçok sivil toplum kuruluşuna, bakanlığa kadar ulaştı. Bu konunun da, bu durumdan da haklı bir gurur yaşıyorum. Evet hocam, biz siz daha çok ilk yardımcıları böyle korkutur gibi bir durum oluştu ortaya. Biz sağlık çalışanlarına yönelirim değil mi? Bir de sağlık çalışanı olarak biz yapmaya zorunluysak, bizim yasal haklarımız ne, ambulansta ne, dışarıda ne? Ben onlar üzerine biraz birkaç soru sormak istiyorum. Ama önce temel gen konusundan başlayalım. Bağlantılı herhalde bizim konumuz. Yok, buyurun. Biz görev sırasında yaparken hastane içinde ya da ambulansta olmuş oluyoruz ama görevde değiliz. Sokakta yürürken bir vakayla karşılaştık. Ani kalp durması, onun 3 dakika sonra ölmeye başlayacağını biliyoruz. Orada şiddete de uğrayabiliyoruz. Çünkü ben geçen gün karşılaştım. Bir sağlık çalışanı arrest oldu. Yani yere yığılan bir kişiye kalp masajı yapmaya çalışmış. Başlamış, tam başlamış, hasta yakın oluyor, sen benim hastamı mı öldüreceksin deyip pataklamaya başlamışlar onu çevredekiler, yanlış yaptı, hastayı öldürdü diye. O zor kaçmış gitmiş, sonra arkasından biz ilk yardım ekibi olarak gittik tabii. Hasta harbiden ölmüş ve farkında değiller. Oturtturmuşlar, arkasına yaslanmışlar. Yardım, yani o sağlık personeli yardım etmeye çalışmış, izin vermemişler ve dövmüşler. Şöyle yardımcı. Bir şey diyelim, halka mesaj olsun. Sağlık çalışanına şiddet eskisi gibi cezasız kalmıyor. Artık evet. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanına avukat desteği sağlıyor ve davayı kendisi takip ediyor. Kamu davası. Zarar vermeye yeltenenler cezaları, hapis cezasına dönmeye başladı. Ve yeltenenmiyor. O nedenle halkın alması gereken burada mesaj, sağlık çalışanı zaten iyi niyetli, yardım için orada ve bir de onu küstürüp yıldırmaya ya da sonraki hastalar için moralini bozmaya gayret etmesinler ve ederlerse de sonrasında sıkıntı yaşarlar. Hukuk sisteminin elinden düşerler. Fidan'ın dediği şu, yani yardım etmek istiyor ama toplum demek ki ilk yardımı bilmiyor. Yani burada toplum, yani sorgulamak biraz zor. Çünkü ilk yardım konusunda herhangi bir ilk yardım dersimiz yok ilk öğretimde. Evet.
Mesela ilk yardım dersini zorunlu olmasını istiyoruz. Yani bu kitlesel ilk yardım eğitimleri de yeni başladı. Bakın biz ne diyoruz? Bu programa Türkiye'nin ilk uygulamanı ilk yardım programı diyoruz. Yani hep hastalıklarla ilgili programlar yapılıyor. Ne diyelim? Sağlık çalışanlarının sağlık dersi var mesela. Orada hastalık sindirim sistemi, dolaşım sistemi falan öğretiliyor halka ilk öğretimde. Ama ilk yardım asıl önemli olan konu ihmal edilmiş bu zamana kadar. Sağlık çalışanı yardım etmeye çalışıyor, kalp masajı yapmaya çalışıyor, ama zarar verdiğini düşünüyor. Evet. Yani bunun için de en önemli görev bence şeye düşüyor, Milli Eğitim Bakanlığı'na düşüyor. İlk öğretimden başlayarak ilk yardım derslerinin zorunlu olması gerekiyor. OED dedik, hiç kimse bilmiyor. Yani Amerika'da 30 milyon kalp şok cihazı var ve bu şok cihazları tamamen toplum için geliştirilmiş, sağlık çalışanları için değil. Nedir diyorsunuz? Hiç bilmiyor OED'yi. Yaşam kurtarma zincirinde burada 3. halkası bu şimşek, evet, işaretini görüyorsunuz. Yani hocam bu toplumsal bilinci oluşturmak belirli bir zaman alır. Halkın hemen hemen tüm fertlerine veya belirli bir orandaki fertlere ulaşmak belirli bir zaman alır. Ama bunda süreklilik esastır. Bizim sizin düzenlediğiniz bu programlar gibi veya Milli Eğitim Müdürlüklerinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda müfredata sokması gibi bu ilk yardım eğitimlerini. İlk yardım eğitimleri bugüne kadar belki ihmal edilmiş, ötelenmiş veya ikinci plana itilmiş. Çünkü insanlar şunu düşünüyorlar: benim başıma gelmez ki. Evet. Yani çok uzak tutuyorlar. Sonra da dizini dövüyor başına geldikten sonra. Başına geldikten sonra anlıyor. Ama onun etkisi kısa sürüyor. Evet. Bazen belirli bir süre sürüp geçiyor. Yani aslında düşünün, yani Kemal Sunal mesela uçakta öldü, Cumhurbaşkanımız yetersiz ilk yardım sonucu öldü. Biraz ders almakta zorlanıyoruz yani, ders almıyoruz yani, geç ders alıyoruz. Şöyle bir şey diyelim, şimdi kişiler bir şeyi çektiğinde bundan bir ders çıkarıyorlar ve o da yaygınlaştırmaya çalışırsa oturur. Mesela ben Özürlüler Vakfı diye bir vakıfta bilim kurulu üyesiyim. En son bir mimar hanım, ki yanında 30 tane mimar çalışan çok büyük bir ofisin sahibi, eşi hastalanmış ve Türkiye'de bir özürlü hale gelmiş kişinin ne zorluklar çektiğini görünce bu mimari nasıl düzelir diye kendisini bu işe vakfetmiş. Ekonomik durumu da iyi, o nedenle destek de oluyor ve ulaşabilecek kişiler de çok. Şimdi canı yanan çok insan var bu ilk yardımın sıkıntılı olmasından ötürü. O kişileri bir şekilde işin içine çekince diğer kişilere de büyük fayda sağlar. Bir önceki bölümümüzde daha önce kalbi durmuş iki kişi geldi stüdyoya. Burada gerçekten o yaşadıklarını paylaştılar. Bizim şu anda gönüllü elçilerimiz onlar. Daha önce de gelmişlerdi. Hakikaten yine ben burada Akşam Gazetesi'nden Pınar Üçdurmaz'ı anacağım. Bize tam sayfa haber yaptı. Çünkü büyük babasını kaybediyor kalp krizinden. Kendisi de ilk yardım bilmiyor ve araştırıyor, beni buldu. Bu alanda çalışan bir kişi olarak. Ben dedi bunu hakikaten yaygınlaştırmak istiyorum. Kendisi ameliyat olmasaydı aslında bugünün konuydu ama ilerleyen bölümlerde katılacaklar. Gerçekten dediğiniz doğru. Her 100 kişiden 22 kişi bir yakınını, birinci derece yakınını kalp krizi sonucu kaybediyor. Biz onların yanındayız. Onların da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Güçlü bir ses olalım. Güçlü bir ses olalım. Gerçekten birlik olalım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Çoğaldıkça, lobi gücümüz arttıkça, kamuoyu baskımız arttıkça daha iyi çözümler gelecektir. Bakın 2011 yılında ben bu işe başladığımda gerçekten dava edilirsin, hapse düşersin diye söyleyenler olmuştu. Ama şimdi bakanlığımız hayata el ver diye bir proje başlattı. 28 ilde kalp masajını anlatacaklar ve 50 bin kişiyi kurtarabiliriz diyorlar. Gerçekten teorik olarak da %50-60 oranında ani kalp durmasını hayata döndürmek mümkün. Bizim de 100 bin kişi ani kalp durması sonucu hastane dışında hayatını kaybediyor. Teorik olarak 50 bin kişi mümkün ama pratikte bunu en iyi başaranlar %15 düzeyinde başarıyor. Yani biz pratikte en gelişmiş ülke düzeyine gelsek bile şu anda, ki çok geriden başlıyoruz, 15 bin kişiyi kurtarabiliriz. Ama onlar %50'yi hedeflerken ve bu alanda hızlıca çalışırken bakanlığımızın bir adım atması da gerçekten takdire şayan. Biz de tebrik ediyoruz ve destekliyoruz. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi
acil sağlık hizmetleri, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri olsun, acil sağlık hizmetleri olsun, statik bir süreç değil, dinamik bir süreçtir. Kimse daha evvelinde, daha sonrasında başına gelecek felaketi, bir kaza olur, olay olur, olgu olur, bilemez ve tahmin edemez. O an işte kalbi duran kişi, ilk yardıma ihtiyacı olan kişi, o çevredeki iyi bir ilk yardımcı var ise şansınadır. Hani hekim seçme şansı vardır ya hastanın poliklinik hizmetlerinde. O var ama acil hastanın hekim seçme şansı gibi bir şansı yok. O sebeple ilk yardımcıların ve acil sağlık çalışanlarının tıbbi müdahale, acil tıbbi müdahaleyi sağlık çalışanlarının olsun çok iyi bilmeleri gerekir. Yani çok iyi bilmeleri gerekir ki çünkü orada ne kadar iyi bilgili, ne kadar iyi donanımlı ise hastanın şansınadır. Hasta için bir şans, bir umut olabilir, bir çıkış kapısı olabilir. Evet. Aynen öyle. Kimin hangi ortamda böyle bir bilen kişiye muhtaç olacağını bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Evet. Evet. Kalbimiz böyle bir doktorun yanında dursun diye de kalbimizin yanında durmak. Benim böyle bir örneğim var. Bir toplantıda, hukuk toplantısında bir ceza hukukçusu konuşma yapıyor. Abisi kardiyoloji profesörü ve hekimlere kızgın. Çok böyle ağır konuşuyor. Yani yolsuzluk yapıyorlar, ilaç istismarı yapıyorlar gibi. Ve o kadar kötü hastalandı ve acil servise düştü, ölümden döndü ki ben öyle değerlendirdim. Dedim ki bak atıyorsun tutuyorsun, hani tamam İstanbul'dayken Ankara'dayken çok yerlere ulaşabiliyorsun ama şimdi burası küçük bir yer. Şimdi burada acilde kim çıkarsa sana çıktı. Evet. O nedenle atıp tutma bir daha gibisine bir mesaj. Yani vermiştim. İlk yardım konusu sanki bir aşı gibi ya da bir yangın tüpü gibi bir önlem olmalıdır demek istiyorsun. Yani olay olmadan hazır olmamız lazım. Çünkü şöyle düşünelim hocam. Evet. Yapacağınız doğru, en ufak bir bilgidir, doğru bilgidir. Onu uygularsınız, hızlı ve doğru uygularsınız, zamanında uygularsınız, hasta yaşar. Saniyelerle hastayı kurtarırsınız. Evet. Kanamalı hastalar özellikle. Arter kesisi olduğunu düşünün. Hatardamar kesisi. Bu hastanın yaşama süresi maksimum 4 ile 5 dakikadır. 2 dakikadan sonra bilinç kapanacaktır. Evet. Masa yaparak kanamayı durdurarak Hastanın hayatını kurtarmış olursunuz ve hastanenin nakline kadar da kan bölümünü vücutta tutmuş olursunuz. Böylece yani hastanın yaşamasına bir vesile olmuş olursunuz. Evet. Yani şimdi mesela yangınlardan kaç kişi ölüyor? Açıkçası binlerle falan ifade ediliyor. Belki binin de altında Türkiye'de. Ani kalp durmasına bakıyoruz, 100.000 kişi ölüyor. Depremlerden kaç kişi ölüyor? İşte her yılı koyarsanız yılda 2.000 kişi falan yapıyor. Ani kalp durmasından 100.000 kişi ölüyor. Ama bakıyorsunuz deprem her gün gündemde. Binaları güçlendirelim, işte zemin etüdü yapalım, kat sayısını ayarlayalım. İşte yangın derseniz, işte araçlarda bile yangın tüpü zorunluluğu var. Yangın tatbikatları var. Her yerde yangın tüpü var, yangın merdiveni var. Yasalar var, yönetmelikler var. Ani kalp durmasına geliyorsunuz. Buna özel bir yasa, tüzük, yönetmelik hazırlamıyorsunuz. Yaşam kurtarma zincirini güçlendirmiyorsunuz. Biraz geç kaldık ama yeni yeni adımlar atmaya başladık. Yani bu da önlem için. Yani mesela Amerika'da bu OED dediğimiz cihazları, 30 milyon cihaz var, her yere koymuşlar. Kullanım oranı dünyada en düşük ülke, insanlara değer veriyor. 10.000'de 3. Her yerde diyor ani kalp durması olabilir. Olasılığı en yüksek yerlere koyuyor ama yine de 10.000'de 3'ünü kullanıyor bir yılda. Yani 9.997 tanesini boşuna koyuyor oraya. Boşuna değil aslında. Orada da olabilir diye koyuyor. Yani mesela Avrupa'da bu oran 10.000'de 16 gibi. Onlar daha sıkı inceleyip sık dokuyarak koyuyorlar cihazı. Amerika daha geniş. Avrupa daha coğrafyası da geniş. Evet. Şehirleri de. Amerika evet, metrekare başına ondan da etkisi olabilir. İnsan sayısı, mesela kilometrekarede insan sayısı daha sık olunca cihazların erişilebilirliği artıyor. Avrupa'da 10.000'de 10-20 arasında cihaz kullanımı var. 10.000 noktaya koyuyorlar. Bir yılda 10 tanesi kullanılıyor. Onların da yarıdan fazlası hayata döndürüyor kişileri. Yani bu bir önlem olayı. Evet. Bir tıbbi müdahale değil. Olay olduktan sonra yapılmış bir müdahale değil. Ve ambulans en iyi şartlarda 8 dakika, kırsalda 30 dakika sonra hastaya ulaştığına göre ve bazı durumlarda birkaç dakika sonra ölüm başlayacağına göre bizim toplumu devreye sokmamız gerekiyor ki buna da başladık. Ama durmak yok, çok çalışmamız gerekiyor. Yani şu anda mesela bu kadar cihaz konuluyor, yine %15. Neden?
mükemmel değil müdahaleler. En iyi ülkeler bile ilk öğretimde ilk yardım dersini koyuyor, devam, ilk yardım sertifikası zorunlu işe girişlerde. Onlarda bile tanı koymada gecikmeler, müdahalede yetersizlikler sonucu %15. Ama diyorlar ki biz bunu mükemmelleştirirsek %50-60'a çıkartırız. Hastanede zaten %80 hayatta kalma oranı. Hastanede kalbin durursa %80, sokakta durduğunda %60'a çıkarmayı hedefliyorlar. Bu da ciddi bir sürekli eğitimden. Ben bununla ilgili Nezat Hocamıza bir şey soracağım. Hiç karşılaştınız mı ilk yardımdan dolayı, müdahale edilip veya edilmediğinden dolayı karşınıza bilir kişi şöyle olarak acil çalışanlarıyla ilgili değişik bilirkişilikler yaptık ama yeterince müdahale edilmedi ya da yanlış müdahale edildi diye pek şikayet olmuyor. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Ani beklenmedik ölümler ve en sık tabii kalp kökenli olduğu için kalp masajı gerçekten çok etkin olabilir. Ama %60'lara falan çıkarma tabii herhalde çok ilerli olacak. Evet yani, ama sürekli eğitim yapıyorlar. Televizyondan kamu spotları, yani ilk yardım sertifikasını zorunlu tutuyorlar. Online kalp masajı kursları erişilebilir olsun diye, ki bununla ilgili ben proje yaptım. Sağlık Bilişim Derneği altın stetoskop bilişim dostu doktor ödülü verdi bana. Ama bununla ilgili yönetmelik değişikliği gerekiyor. Yani online kurslara sertifika veremiyoruz. Mesela Amerika'nın cpr2day.com var. Çok rahat girip oradan en azından temel eğitimleri alıyorlar. Şöyle, bu tür dosyalar oluyor. Yani şikayetler var ama hani kalp masajı yanlış yapıldı, yeterince yapılmadı vesaire diye değil de hastaneye geldik, yeterince ilgilenilmedi. Ya da acil servis işte 112 hiç geldi. Geç ulaştı veyahut da o tür şikayetler de oluyor genelde. İdari anlamda o tür şikayetlere ben disiplin şubede görev yaparken rastladım. Evet. Ambulans neden geç geldi? İşte geç geldiği için ölüm gerçekleşti. Hani ambulansın geç gelmesiyle aslında kendi müdahale etmediği için o kişinin öldüğünü bilmiyor. Ve 12 dakika sonra ölüyor yani. Yani metropolde kişi, özellikle İstanbul'da akşam saatlerinde trafiği düşündüğünüzde sireni de açsanız trafikte ilerlemek bir hayli güç olur. Evet. Hastaya ulaşmak da güçleşiyor. Bu sebeple ilk yardım bilmek çok çok önemli. Toplumun fertlerinin ilk yardımı layıkıyla öğrenmesi. Vatandaş temelli müdahale şart burada. Evet. Yani profesyoneller tarafından değil ama amatör ruhlu ama olaya vakıf kişiler tarafından. Vatandaşımız bilinçleniyor bu tür programlarla, kamu spotlarımızla. Ki bizim derneğimizin de kamu spotu dönüyor. İlk defa ani kalp durması alanında bir kamu spotunu kabul etti Rüfik. Uzun süredir dönüyor. Bilinçlendikçe bu tür ön yargılar kırılacak. Evet. Örneğin filan anlattığı olay, adam tesadüf etmiş, dava açılır diye korkmamış, müdahale ediyor. Hastaya zarar verdiğini düşünüyor. Evet. Yakını. Evet. Dur diyor, müdahale etme diyor. Yani bu tür örnekler çok. Polisleri görüyoruz mesela. Polisler engel oluyor kimse karışmasın diye. Halbuki bir an önce müdahale etmek gerekiyor. Yani tabii bu bilincin kötü örneklerini de bildikleri için. Yani evet, bir trafik kazasında hastayı uygunsuz çekip sakat bırakanlar falan da olduğu için onu evet, önlemek manası. Tabii. Ama işte belli bir eşik açıldı. Şu anda ilk yardım teşvik edilebilir hale geldi. Önceden korkuluyordu. Örneğin biz şimdi sokakta kalp masajı yaptıracağız dedik. Kime yaptıracağız? İşte bunun gibi 15 tane maketimiz var. Az önce fidan yaptı. Vatandaşa kalp masajı yaptıralım dedik. Bırakın yani canlı insana müdahaleyi, sağlık müdürlüğümüz endişe etti ki vatandaş buradan öğrenir, onu kalkar birine yapar. Siz de sakın vatandaşa yaptırmayın. Mesela çünkü bu ilkti. Yani bir toplu kalp masajını ilk olarak Galatasaray Lisesi önünde yaptık 22 Haziran'da Hayatta Kal Derneği olarak. Bir aşama oldu bu. Zarar bak, verir diye mi korktu sağlık müdürlüğü? Evet yani dolaylı bir uyarı. Dolaylı bir uyarı almış olduk. Ama şimdi bakınız, belli bir eşik vatandaşların da talep gelince Hayata El Ver projesi başladı. Şu an Sağlık Bakanlığı kendisi öğretmeye kalktı. Programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son mesajlarımız var mı Nevzat Hocam? Şöyle diyelim, sonuç itibariyle sağlık çalışanı iyi niyetli, onda bir dert yok. Vatandaş da bu konuyu müdahaleyi layıkıyla öğrenirse en yakınındaki sevdiklerini kurtarma imkanı olur. Bu da yani herkesin mutlu olmasına sebebiyet verir. Evet, siz diyorsunuz ki yasalardan tabii ki çekinin ama sertifikanız varsa müdahale edin diyorsunuz. Kesinlikle sertifika alsınlar. Yani boş vakitleri varsa gidip sertifika alsınlar, müdahale etsinler. İyi niyeti görünce zaten hiçbir şekilde zarar görmezler.
Evet. Adli tıp diyorsunuz, yardımcı olur. Peki Temel Bey, son sözleriniz. Yani sağlık çalışanları özellikle hastalara yaklaşırken kesinlikle iyi niyetlidir. Yani hiçbir sağlık çalışanı yoktur ki art niyetli bir şekilde hastaya yaklaşsın da onun vücut bütünlüğü üzerinde kasti bir tasarrufta bulunsun veya hayatına kastetsin. Bu sebeple acillerde özellikle çalışma sahasını, acil sağlık çalışanının rahatça çalışabileceği bir ortamı oluşturmalılar, aile yakınları ve toplum. Vereceğim mesaj budur. Daha önce çalışma bir ortamını acil sağlık çalışanlarına... Yani siz hayat kurtarabilirsiniz. Biz de o zaman rahat rahat hayat kurtarabiliriz. Ve ambulansa suçlamayın. İlk yardım yapılmadığı evet, için birkaç dakika sonra ölmeye başlıyorlar. Evet. Her geçen dakika yaşama şansı %10 azalıyor. Evet. Öncelikle kendimizde suçu arayalım. İlk yardım öğrenelim diyorsunuz. Ve biz şimdi programı kapatırken klasik bir hareketimiz var onunla. Hepinizi buraya davet ediyorum. Altın dakikalarda doktor siz olacaksınız. Çünkü bir ani kalp durmasında her geçen dakika yaşama şansı %10 azalıyor. Sadece 3 dakika sonra beyin ölümü başlıyor. 6 dakika sonra ağır beyin hasarı başlıyor. Ve 12 dakika sonra ölüyor. O nedenle kapanışta size şöyle diyoruz. Altın dakikalarda doktor siz olacaksınız. Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.